Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sevgili dostlarım bu hafta 6.84-85 civarından haftalık kapanış yapan dolar kuru gene bir kritik kapanış yaptı. Dolar TL kurunda bizler için nasıl bir taktik ve strateji uygulamamız gerekli? Şimdi sizlere bunu anlatacağım. Dolar kurundaki arkadaşlar veya dolar TL almak isteyen arkadaşlar beni çok iyi dinlesinler. Biliyorsunuz Covid-19'un etkileriyle ülke ekonomileri birbiri ardına merkez bankalarının genişleme politikalarının süresinin boyunca da arkadaşlar devamlı para basmakta. Bu para basma süreçleri genellikle para birimlerini ucuzlatır ve neticesinde de bu paralar genelde güvenli liman olan altın tarafına doğru yönelir. O yüzden dolar TL kurunda da ucuzlamalar görüyoruz. Fakat çoğu gelişmekte olan ülkeden gene biz Türkiye olarak ayrılmış durumdayız. Çoğu gelişmekte olan ülkede para birimleri dolar karşısında değer kazanırken bizde bu değer kazanımı çok sınırlı bir seviyede kaldı. Bizlerin yapması gereken, önemli takip etmesi gereken önemli destek ve direnç noktaları grafik üzerinde baktığımız zaman da arkadaşlar dolar kurunda şuradaki sıkışma hala devam etmekte. 5. aydan beri bu sıkışma arkadaşlar gördüğünüz gibi devam etmekte. Bu sıkışma bu hafta itibariyle arkadaşlar gene 6.90 altında bir kapanış gördüğümüz için aşağı yönlü hareketlerin devamını bekleyebiliriz. Bizler için önemli olan 6.90 üzerinde bir kapanıştı. Şurada 6.90 üzerinde bir kapanış. 6.90 üzerinde bir kapanış göremediğimiz için arkadaşlar aşağıda bizler için 6.80 bu bir gene destek bölgesi. İkinci de önemli bir destek bölgesi de 6.77 seviyesinde bulunan destek bölgesi. Sıkışma hala bu bölgede devam etmekte. Şimdi yeni dolar almak isteyen arkadaşlar şuna dikkat etmeleri gerekli. Dolar TL kuru bu hafta 1.690 üzerinde kapanış görebilirse, yani garanti alım yapmak isteyenler yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla, ayrıca burada anlattıklarımızın hiçbir bir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Al-sat kararlarını tamamen kendiniz vermelisiniz. Zaten bizim de sizlere bu yönde bireysel olarak bir tavsiyelerde bulunmamız kanunen suç. O yüzden de yorumlarda şuradan alayım buradan satayım şeklinde diye sorular sormazsanız sevinirim arkadaşlar. Çünkü tamamıyla bunun kararını verecek olan kişiler sizlersiniz veya bir herhangi bir yatırım kuruluşuyla bir sözleşme imzalayıp oradan da yardımda alabilirsiniz arkadaşlar. Buradakiler sadece bir grafik yorumlama. Bizlerin sizlere yol gösterme amaçlı sunduğumuz grafiksel bilgilerdir. Neyse dolar TL kuruna tekrardan bağlanalım. Bu hafta itibariyle 6.90 alım yapacaklar için arkadaşlar sağlam ben alım yapmak istiyorum, yükselişleri yakalamak istiyorum diye düşünecek arkadaşlar için 6.90 üzerinde dolar TL kurunun bir kapanış yapması şart arkadaşlar. Dolar TL kurunda eğer bu hafta itibariyle 6.90 üzerinde bir kapanış görebilirsek o zaman hareketler 6.94 ve 6.99 seviyesinde bulunan dirençlere doğru yukarı yönlü hareketlenebilir. Demek ki sağlam bir alış yapabilmek için 6.90 üzerinde dolar TL kurunda bir kapanış görmemiz şart bu hafta itibariyle. Gene bu gün içerisindeki kapanışlarla filan destek ve direnç bölgelerimiz değişebilir. Fakat bu hafta en sağlam alım yapılabilecek bölge 6.90 üzerinde bir kapanış yakalayabilmek. 6.90 üzerinde bir kapanış yakaladığımız takdirde tekrardan hareketlerin yukarı yönlü dönebileceğini dolar TL kurunda düşünebiliriz. Aşağıda da gene dediğim gibi arkadaşlar destek bölgelerimiz 6.90 altında kaldıkça 6.80 ve onun altında da 6.77 destek bölgeleri olarak göze çarpmakta.
Şimdi bütün bu gelişmelere karşılık dolar kuru neden düşüyor? Sizlerle birlikte bunu bir de temel açıdan değerlendirmeye çalışalım. Biliyorsunuz arkadaşlar, tüm dünya üzerinde etkili olan koronavirüsün özellikle ABD'de çok yoğun bir şekilde seyretmesinden dolayı ve bu koronavirüsün ikinci dalgasının gelebileceği endişesiyle birlikte de dolar endeksinde aşağı yönlü hareketler görülmeye başlandı. Bu bütün dünyada olduğu gibi bizim TL üzerinde de etkili oldu. Fakat tüm dünyadaki gelişen ülkelere baktığımız zaman bizdeki diğer gelişmekte olan ülkelere nazaran dolar-TL kurundaki geri çekilme daha az miktarda gerçekleşmekte. Bizdeki dolar geri çekilmeleri genellikle alımla karşılaşmakta arkadaşlar. Birinci sebep olarak dünya üzerindeki parasal genişleme ve ayrıca koronavirüsün yayılma hızının daha da artacağı yönündeki faktörleri sayabiliriz. İkinci faktöre gelecek olursak da arkadaşlar, doları Merkez Bankası'nın, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın belli bir seviye üzerinde tutmaya çalışmasından kaynaklı bir diğer gelişme de dolar-TL kurunda görüyoruz. İndikatörler aşağı yönlü gitmesine rağmen dolar-TL kurunda sıkışma devam etmekte ve TL'nin dolar karşısında fazla da değer kazanmadığı görülmekte arkadaşlar. Yani uyumsuzluklar hala dolar-TL kurunda devam etmekte. Dolar biraz yukarıya doğru hareket etmeye çalışsa da Merkez Bankası kamu bankaları aracılığıyla da piyasaya müdahalede bulunmakta. Bunun neticesinde de dolar-TL kuru 6.60, 6.85 bandı üzerinde tutulmaya çalışılmakta arkadaşlar. Bu ne kadar sürebilir? Bunun süreceği fazla bir uzun zamanı da kalmadı arkadaşlar. Buradaki sıkışıklığı zaten görüyorsunuz. Bu sıkışıklık aşağı yönlü de kırılmadığı müddetçe bu arada git gel şeklinde devam edecek. Bunun aşağı yönlü kırılması halinde 6.77-6.60 seviyesine doğru bir gerileme dolar-TL kurunda görebiliriz. 6.90 da dediğim gibi arkadaşlar üzerinde bir kapanış dolar-TL kurunu tekrardan hızlandırır ve alımların fazlalaşmasına sebebiyet verebilir. Sizler özellikle de sağlam alım yapmak isteyecek olan arkadaşlar bu hafta itibariyle 6.90 üzerinde kapanış görürlerse yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla alım tarafına geçilebilir. Benim görüşüm bu yönde. 6.90 üzerinde bu hafta itibariyle bir kapanış görülmediği müddetçe de bekleme tarafında kalmakta fayda var diye düşünmekteyim arkadaşlar. Evet, dolar-TL kuruyla ilgili takipte kalacağımız koronayla ilgili gelişmeler. Ayrıca ABD'nin Çin'le biliyorsunuz sürtüşmesi hala devam etmekte. Buradan gelecek herhangi bir anlaşma haberi DAX'ı güçlendirebilir. Bu haber beklentimiz olacak. Artı Covid-19 ile ilgili yeni gelişmeler takibimizde olacak. Bir gerileme haberi. Bu da dolar endeksini güçlendirebilir. Biliyorsunuz ABD'nin hazırlanmakta olduğu yeni bir paket var. Bu paketten de vazgeçilmesi durumu endeksi güçlendirebilir. Fakat bu paket de tekrar piyasaya sürülürse bu da altın tarafına yarayacak. Altını yukarı yönlü daha da hızlandıracaktır. Evet, şimdilik dolar tarafında fazla söylenecek bir şey yok. Kritik rakamlarımızı verdik. Bu kritik rakamlarımız çok önemli. Bu hafta bu rakamları takipte kaldığımız sürece herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı da zannetmiyorum arkadaşlar. Biz teknik seviyelere sadık kaldığımız sürece de hem yatırımımızı dolar tarafında hem de altın tarafında çok rahat bir şekilde kullanabiliriz. Altından çıkıp dolara geçiş veya dolardan çıkıp altına geçişleri de uygun zamanlarda yapabilirseniz karınız kat ve kat artabilir arkadaşlar. O yüzden teknik seviyeler önemli diyoruz. Piyasadaki spekülatif hareketlere de fazla kanmayın. Bunlar insanı yanıltır. Görüyorsunuz 2-3 aydır sabit kur rejimi gibi dolar hiçbir yere hareket etmemekte. Bakalım 14'lü seviyeler ne zaman gelecek? Başka bir arkadaşlarının da anlattığı gibi
Fakat biliyorsunuz ikinci yılın sonuna doğru geliyoruz. Hala bu seviyeler dolar-tl kurunda gözükmedi. O yüzden yatırımlarınızda akıllı olun arkadaşlar. Her zaman son kararı kendiniz verin. Şimdilik bu videoyla dolarla ilgili söylemek istediklerim bunlardan ibaret. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.